sıradaki panelimiz hepimizin ufkunu açan iki konunun ortak paydalarına odaklanacak. Benim de kişisel olarak çok çok önem verdiğim iki konu aslında sanat ve gönüllülük. Birleşmiş Milletler Kadın Biriminden İpek Naz Çınar'ın moderatörlüğünü yapacağı bu panelde sanat ve gönüllülük üzerine birbirinden değerli konuklarımız bu konuya bakış açılarını anlatacaklar. Şimdi sözü İpek'e bırakıyorum. Herkese tekrardan merhabalar. Ben İpek Naz Çınar. Sabah Birleşmiş Milletler Kadın Birimi hakkında ve kampanyamız hakkında sizlerleydim. Fakat şimdi çok güzel bir panelle sizlerleyim. Sanat ve gönüllülük konuşacağız. Ben konuklarımı yavaş yavaş almadan önce sizlere birazcık kendi gönüllülük hikayemden bahsedeceğim. Aslında ben de bir Birleşmiş Milletler gönüllüsü olarak, bizim de işimizde UNV olarak, Birleşmiş Milletler Kadın Biriminde He4She projesinin iletişim asistanı olarak çalışıyorum. Ama aslında şu anda bunun dışında da yaptığım hem seslendirme hem müzikle alakalı gönüllülüğü hayatımın ana noktasına aldığımı düşünüyorum ve gönüllü olmak gerçekten çok güzel bir şey. Maalesef insanlar gönüllülüğü karşılıksız bir şeyleri vermek olarak düşünebiliyor ve bu yüzden belki de biraz çekinceli davranabiliyorlar. Ama aslında gönüllülük bundan çok daha fazlası. Aslında bir şeyleri karşılığını almaktan daha fazlası. Yani karşılığını mutlaka alıyorsunuz ama bir ruhani ve iyi bir şekilde alıyorsunuz. Bugün aslında gönüllülük hakkında çok uzunca konuşabiliriz ama bu panelimizde konumuz sanat bağlamında. Ve ben birazcık konuyu müzikten açmışken bu korona ve Covid dolayısıyla aslında sanatçıların etkilendiği şeyleri konuşacağız bugün. Bu panelimde de bildiğiniz gibi müzikten çok önemli bir isim bizle. Aslında bütün değerli konuklarımız gibi. Fakat şimdi ben de aslında Covid-19 döneminde bir şarkı söyleyerek YouTube'da bir kanalım var. Aynı zamanda ben de şarkılar söylüyorum ve dedim ki neden bu birbirimizi görmeden de müzik yapmak mümkün olmaz mı aslında diye düşünerek bir karantina serisi aslında başlattım. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli arkadaşlarımla, müzisyen arkadaşlarımla bir araya gelerek güzel uzaktan da olsa güzel müzikler, güzel anlar yaşamak istedik ve onların videolarını paylaştım. Aslında bu dönemde de güzel şeyler mümkün dediğimiz gibi. Peki hazır müzik lafı açılmışken ben daha fazla uzatmadan Magma ve Boğaziçi Caz Korosu ailesi kurucu şefi ve genel sanat yönetmeni Masis Aram Gözbey'e şimdi kulak verelim istiyorum. Masis, hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Nasılsın? İpek, çok çok teşekkür ederim. Çok iyiyim, çok heyecanlıyım. Böylesine çok özel bir günde sizlerle beraber olmak beni çok çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor Masis? Özellikle karantina ilk hafta sonumuz ve evlerdeyiz ama çok güzel bir etkinlikte buluştuk. Nasıl geçiyor? Evet, yani biraz da bir anlamda şu çok iyi oldu aslında. Yani belki de bu programın daha fazla kişiye ulaşmasına vesile oldu bu durum. Ki biz buna alışığız, yani biraz yani yeni alıştık ama geçtiğimiz dönemde de böylesi zamanlar yaşamıştık. Önemli olan bunu mümkün mertebe bir arada geçirebilmek, güzel paylaşımlar yapabilmek, bunu bir avantaja çevirebilmek. O yüzden de bugün çok çok keyifli bir gün. Sabahtan itibaren de takip etmeye çalışıyorum bütün konuşmaları ve emeği geçen herkesi tekrar tekrar kutluyorum. Teşekkür ederiz. Ben de aynı şekilde bu güzel panelin de moderatörlüğünü üstlendiğim için çok mutluyum. Masis, aslında sabahtan beri biz ara ara çok güzel videolarınızı izliyoruz. Biraz önce de izledik ve aslında bu hikayenin nasıl başladığını merak ediyoruz. Gönüllülük bunun neresinde ve senden şöyle bir duyalım isterim. Ya çok teşekkür ederim öncelikle. O performanslarda emeği geçen tüm koristlerimi de canlı gönülden tebrik ediyorum bir kez daha. Gönüllülük bu işin tam da merkezinde aslında. Kısaca ben yani bu hikaye nasıl gelişti ondan bahsedeceğim. Aslında 2005'te Boğaziçi Üniversitesi'nde matematik okumaya başlamamla ve üniversite müzik kulübünün korolarının olduğunu keşfetmemle biraz bu hikaye buralara doğru geldi. Ben hep çocukluğumda korolarda şarkı söyleyerek yetiştim zaten. Ve üniversitedeki koroları da görünce bir tanesinde şarkı söylemek istedim. O da caz korosuydu. 2 yıl koroda şarkı söyledikten sonra o dönemki şefimiz Cihan Amerika'ya gitmeye karar verdi eğitimine devam etmek için. Ve koroyu bana bırakmaya karar verdi. Ben 2007'de koronun başına geçtim.
4 yıl boyunca üniversitede, yani müzik kulübü bünyesinde çok fazla şey yaptık, çok fazla çalıştık. Yani hani nereden başlayayım bilmiyorum ama gerçekten gönül vermek bunun zaten en merkezinde olan şey. 4 yılda işte 5 kişiydik, ardından 7 kişi olduk, ardından 20 kişi olduk, ardından 35 kişi olduk. Ve ilk yılımızdan başlayarak Avusturya'da, Çin'de büyük yarışmalara, Dünya Koro Olimpiyatları gibi çok büyük etkinliklere katıldık Türkiye'yi temsilen. Ve oralarda çok güzel ödüller kazandık. Bunları yaparken de tabii ki kendi hayatımıza müthiş şeyler kattık. 2011'de belki de birçok kişinin bizleri tanıma vesilesi olan bir metro videosu oldu. Bilmiyorum burada evet. Hiç izleyenleriniz onu var mı? Boğaziçi Jazz Korosu'nu o şekilde tanıyanlarınız. O dönemde Dünya Korosu'na gitmek için sponsor arıyorduk kendimize. Ve türlü çabalarımız sonuçsuz kalınca dedik ki böyle bir şey yapalım. Ve gerçekten de sesimizi duyurabildik. Sponsorumuzu bulduk. Tam o dönemde üniversiteyle yollarımızı ayırmak durumunda kaldık. Artık yaşadığımız belli prosedürel sıkıntılar sebebiyle. Ve şampiyonaya gittik. Aslında Boğaziçi Jazz Korosu ismiyle. Daha önceki adımız Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Caz Korosu'ydu. Böyle ani hı hı. bir şey yaparak, rotasyon değişikliği yaparak bu şampiyonaya katıldık. Şampiyonada iki kategoride dünya şampiyonu olduk. Döndük Türkiye'ye. Çalışacak yerimiz yok. Birçok sağ olsun kurum, dernek bir şekilde bu çağrılarımıza aylar sonunda destek verdi. Ve çalışmaya biz devam ettik. Üniversite dışından insanlar katıldı. Koroya repertuarımız çeşitlendi, kadromuz çok değişti, güçlendi. 2012'de İtalya, Amerika ve Macaristan'daki çok önemli festivallerde altın madalyalar kazandık. Derken aslında tam orada önemli bir şey söyleyeceğim. Müthiş bir 100 bin euroya denk gelen bir borç üstlenerek aslında bu festivallere gitmek durumunda kaldık. Son anda iptal olan bir sponsorluk desteği sebebiyle. Ve o borcu aslında biz 5 yılda kapatabildik. Yani 24 yaşında bir işte genç olarak o dönemde 100 bin euroluk bir borcun altına imza attığınızı düşünün bir anlamda. Uçan kuşa borcumuz vardı. Ama bütün o yapılan hazırlıkları, nasıl diyeyim, koronun motivasyonunu çöpe atmak gerçekten herhalde benim yapabileceğim son şeydi. Şimdi olsa aynı şeyi yapar mıyım? Muhtemelen yapmam ama o dönem bunu yaptığım için de hala bu kararımdan memnunum. Ne kadar acı çekerek de o borcu kapatmış olsak. Derken 2013'te Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük halk hareketi olarak nitelendirilen Gezi protestolarında yine bu koro çok öne çıktı. Spontane bir performansla aslında. Bu zaman içerisinde Türkiye'de koro müziği tanınır oldu, sevilir oldu. Belki bu müziği hiç tanımayan, daha önce hiç karşılaşmayan sokaktaki halk diyeyim yani bizler çok sesli koro müziğinin bambaşka bir yönünü de görmüş olduk. Ki biraz da ondan kısaca bahsedeceğim. Şu an geldiğimiz noktada dünyanın en prestijli festivallerinden, en prestijli yarışmalarında birincilikler, altın madalyalar kazanan, en prestijli platformlarından davet alan, dünyada Türk kültürünü, Anadolu'nun müziğini en kuvvetli şekilde temsil eden bir koro Boğaziçi Jazz Korosu. Ama içerisinden birçok koro doğdu. 2014 yılında Boğaziçi Gençlik Korosu'nu kurduk. Az önce yine videolarında da izlediğiniz en son performansı yapan Boğaziçi Gençlik Korosu. 2016 yılında Magma Topluluğu'nu kurduk. Ki içinden 4 tane daha koro doğdu. Magma Performans, Magma Oda Korosu, Magma Gençlik Korosu ve Magma Hazırlık. Geldiğimiz noktada 6 aktif korosu bulunan ve içinde yaşları 14 ile 65 arası değişen 450 aktif amatör şarkıcı. Bu kelimenin üzerinde özellikle duruyorum. Çünkü amatör kelimesi bize çok fazla şey ifade ediyor. Gönüllülükle birleştiği zaman müthiş bir şey. Bir de o kadar proje korosu bulunan, mezun platformları bulunan, Türkiye'nin 7 iline dağılan bir projeyi başlatan Kültürlerin Sesi isminde 7 farklı dilde, Anadolu'nun 7 farklı kültürlerinin dillerinde şarkılar söyleyip bir araya gelmeyi amaçlayan bir proje tasarlayan ve yürüten, milyonlara aslında ilham verme şansına sahip olmuş, koro müziğinin bizlere anlattığı dayanışma, yardımlaşma, paylaşma, birbirimizi dinleme, birbirimizi anlama gibi
iyi değerleri, insani değerleri aslında 4 yıl üniversite çatısı altında ve ardından da bağımsız olarak gelişen bu hikayesinin 10. yılına girdiğimiz şu günlerde belki de binlerce kişinin emeğiyle milyonlarca kişiye hem yurt içinde hem yurt dışında var gücüyle, büyük coşkuyla, sevgiyle, aşkla, tutkuyla anlatmak için çabalayan, bütün imkansızlıklara, bütün zorluklara rağmen hala bu tutkusundan vazgeçmeyen çok büyük bir aile olduk. O yüzden ben bu noktada gönüllülükle alakalı aslında çok fazla ekstra bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bütün bu yaptığımız şeyin merkezinde gönüllülük. Burada ben dahil bütün yönetim kadromuz hiçbir kuruş kazanmıyor hala bunca yıllık. 7-24 belki de hayatımızı verdiğimiz bu işten. Hepimizin farklı uğraşları var, farklı meslekleri var aynı zamanda. Ama en büyük tutkumuz dünyaya güzel bir şeyler yaymak. Korozyenin mucizesine ulaştırabildiğimiz kadar insana ulaştırabilmek. Dolayısıyla da ben tüm yönetim kadroma, sevgili Gülüm, Ekrem, Işıl, tüm eğitmenlerimize, emeği geçen herkese, bu ailenin bir parçası olmuş, bu büyük yapıya bir tuğla koymuş herkese minnetlerimi, teşekkürlerimi buradan sunmak istiyorum. Son teşekkürümü de bize 8 yıldır destek veren, çalışma yerimizi sağlayan ve aslında ilişkimizin bundan çok çok daha fazlası olan, kendileri de gönüllülük projeleriyle aslında çok haşır neşir olan, özellikle kültür, sanat ve eğitim anlamında Yücel Kültür Vakfı'na çok çok büyük teşekkür ediyorum. Umarım koro müziğini hep birlikte büyütmeye ve bu aşkı, tutkuyu tüm Türkiye'ye ve dünyaya buradan iletmeye hep birlikte devam ederiz. Masis, ağzına sağlık. Çok güzel anlattın. Özellikle ben hani ben de zaman zaman küçüklüğümden beri çeşitli korolarda yer almış bir insan olarak aslında koro ve çok sesli müzik tamamen dayanışma işi. Ve aslında onu o kadar güzel yapan da tam anlamıyla o. Çünkü sadece bir değil, birden fazla ruhun, birden fazla sesin bir araya gelip inanılmaz etkiler yarattığı bir şey. Şimdi çok teşekkür ediyorum sana bu güzel hikayeyi ben bize anlattığın için. Tabii ki de insanın üzerinde pozitif etkiler bırakan bu Boğaziçi Caz Korosu'ndan bahsettik ama aslında bu panelde çok fazla şey konuşacağız ve özellikle dile getirmek istediğimiz konulardan biri de COVID-19'un, pandeminin sanatçı üzerindeki negatif etkileri. Çünkü maalesef negatif etkileri de var. Tabii ki her şeyin olduğu gibi iyi ve kötü yanları var ama sanatçının üzerindeki birazcık etkilerini her anlamıyla konuşmak istiyoruz. Ve ben şimdi huzurlarınızda kulak vereceğimiz ismi anons, diğer ismi anons etmek istiyorum. Galata Perform Genel Sanat Yönetmeni, Tiyatro Kooperatifi Başkan Yardımcısı, yazar, yönetmen, oyuncu Yeşim Özsoy bizlerle olacak. Yeşim Hanım, hoş geldiniz diyorum. Evet, nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Yani biz de iyiyiz. Teşekkürler. Çok güzel bir günde bir aradayız. Çok güzel bir günde bir aradayız. Masis çok güzel bir giriş yaptı. Gerçekten de çok doğurgan bir proje. Boğaziçi Caz Korosu. Koroların birbirini doğurduğu korolardan bahsediyoruz. Aslında hayata gelmemizin temel sebeplerinden biri de işte bu doğurganlık vermek, üretmek ve yaratmak diye düşünüyorum ben. Yani temel sebeplerimizden biri vermek ve sevmekle alakalı gerçekten de. Gönüllülük de biraz bu konularla alakalı olduğunu düşünüyorum. Kendi alanıma gelince ise tiyatrodan bahsediyoruz ve özel tiyatrolardan, tiyatro kooperatifi dolayısıyla, başkan yardımcılığı dolayısıyla özel tiyatrolardan ve kendi tiyatrom dolayısıyla da bu alandan, bağımsız bir alandan bahsediyoruz. Aynı şekilde Boğaziçi Caz Korosu da kendi ayakları üzerinde kalan, yurt dışına giden, yurt içinde gösteriler yapan bir koro olduğu gibi biz de aynı şekilde bağımsız bir alanda var oluyoruz. Ve bu varoluş çoğu zaman aslında gönüllülük esasıyla yürüyor. Çünkü bazı şeylerin işlememesiyle de alakalı tabii bunlar. Hani bazen tercih tabii ki, hani amatörlük o sevgiyle bağlantılandığı zaman ve bunu gerçekten hani ticari bir sonuca yönelik olarak tercih etmediğimiz zaman farklı bir denklem. Ama Türkiye'deki tiyatroların aslında çoğu kendi içinde, kendi bünyesinde çok ticari bir yapıya sahip değilse gönüllülük esasıyla ayakta durabiliyor. Başka türlü pek ayakta durabilmesi mümkün olmuyor.
bir oyuncunun bir diziden kazandığı bütçeyle bir tiyatrodan kazandığı bütçe arasında çok büyük farklar vardır ve aynı zamanda sahnelerin, tiyatro gruplarının ayakta kalabilmesi için de kendi içerisinde neredeyse bir imece usulü bir denkleme sahiptir. Galata Perform da biraz öyle. Aslında biz çok küçük bir mekanda Galata Perform, yani Galata'da 2003 yılında kurulmuş bir küçük tiyatro, fakat oradan gerçekten genişleyerek işte projeler üreten, yazarlık projeleri olsun, yurt dışı ile bağlantılı projeler olsun, görünürlük projesi olsun, bir sürü proje üreten, yazarlara, yönetmenlere alan açan bir tiyatro oldu. Ama bunun mesela gerçekleşebilmesi temelinde gerçekten bize bakış açısının sadece yani ticari bir denklem değil, gerçekten hani Türkiye tiyatrosuna bir şey katmak, işte bir alan açabilmek yoluyla olduğuna inanan insanlar yoluyla oldu. Yani burada inanç da devreye giriyor tabii. Bence gönüllülükle inanç arasında da çok net bağlantılar var. Neye inanıyorsunuz, hayatta neye değer veriyorsunuz ve neyin sizi değiştirip dönüştüreceğine inanıyorsunuz. Bunlar çok önemli konular. Açıkçası hani insan varoluşunun temel taşları olduğunu düşünüyorum. Hatta Gandhi'nin, şimdi biraz araştırırken buldum, insanın kimliğini yaratan şeyler, şey demiş, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others demiş. Yani kendini bulmanın temel noktası başkalarına hizmet etme yoluyla oluyor gibi bir bakış açısını söylemiş. Bu çok doğru bence. Hayatınızda yaptığınız seçimler, aldığınız sorumluluklar, verdiğiniz, gönüllü olduğunuz, değer verdiğiniz, inandığınız, sevdiğiniz şeyler, hangi kurumlar, hangi alanlar, bunlarla çok bağlantılı. Tiyatro Kooperatifi'ne gelince ise Tiyatro Kooperatifi 2018 yılında kuruldu. Aslında çok genç bir yapı ama şu an başta 15 tiyatroyla başladık. Sonra pandemiden evvel 32 tiyatroyduk. Şu anda 65 tane tiyatroyu bünyesinde temsil eden bir yapı haline geldi. Ben burada gönüllü olarak yönetim kurulunda çalışıyorum, başkan yardımcısı olarak. Zaten hani şimdiye kadar var olan bütün hani bağımsız tiyatro olsun, çağdaş gösteri sanatları girişimi olsun, her türlü birlikteliğe ve her türlü alanı iyileştirmek adına yapılan girişime her zaman gönüllü oldum ve her zaman da çalıştım. Bu hep de böyle olacak çünkü bizim sorunlarımız bitmiyor açıkçası. Bunun tabii şeyle de alakası var, bağımsız alanın, sanatın devletle, belediyelerle bağlantısının, iletişiminin güçlü olmamasıyla da alakası var. Böyle olmadığı zaman biz kendi aramızda, kendi içimizde, kendi yağımızda kavrulmak durumunda kalıyoruz. Hani bunun pozitif tarafları da var tabii ama aslında bütün sivil toplum kuruluşları, tiyatro kooperatifi gibi ya da başka sivil toplum kuruluşları, bir yandan da bu ilişkileri de geliştirmek, kendini ifade etmek ve kendi içindeki bağları sağlamlaştırırken kendinin varoluşunu, görünürlüğünü belediyeye ya da devlete ifade etmekle de sorumlu oluyor. Tiyatro Kooperatifi de biraz böyle. Bu süreç tabii ki demin de bahsettiğim gibi Covid'den önce 32 tiyatro vardı, şimdi 65 dememin sebebi, yani açıkçası ben 2019 Kasım'da göreve geldim. Ve yani tam pandeminin göbeğinde biz bu göreve geldik ve hani Mart ayından beri bir kriz yönetimi içerisindeyiz. Çünkü sürekli kan kaybediyoruz. Sürekli kapanan sahneler ve zor durumda olan tiyatro gruplarıyla iştigaliz açıkçası ve onların sorunları, yani bizim sorunlarımız, zaten ben de bu denkleme dahilim, Covid'le birlikte çok daha yükseldi. Bu noktada da yani tiyatroların hani gönüllü, kendi içindeki o imecesel durumu ya da kendi aralarındaki ya da çalışanlarıyla olan o gönüllülük ilişkisi aslında seyircileriyle tekrardan kurulmaya başlanıyor. Bir sürü kampanya ortaya çıktı. Çünkü kooperatif olarak hem bakanlığa hem belediyelere hem de bir sürü alana, yani kendimizi ifade ettik ve çöküşte olduğunu, bu alanın kendi başına ayakta duramayacağını ifade ettik. Aynı şey müzisyenler için de söz konusudur. Sanat alanlarında belki de en tehlikeli alanlardan biri bu sahnelerde, kapalı mekanlarda bir araya gelme durumu Covid'de maalesef. Ve bu bizi çok büyük bir mağduriyetle karşı karşıya bırakıyor. Eğer bir devlet tiyatrosunda ya da şehir tiyatrosunda yaşayan, var olan bir tiyatrocu ya da bir
senfonide var olan bir müzisyen olsaydınız belki devletten hani aldığınız destekle devam ediyor olacaktınız ama bu alanda neredeyse hiçbir destek yok ve bu desteğin olmaması gerçekten çok zarar veriyor alana. Dediğim gibi demin bahsettiğiniz bu gönüllülük hikayesi aslında şu anda seyirciyle tiyatroları arasında tekrardan kurulmaya başlanıyor. Çünkü tiyatrolar çok yoğun bir şekilde çözüm olarak hani bir sürü şeyi tabii ki kooperatif olarak deniyoruz, dosyalarımızı iletiyoruz, bazı şeyleri elde de edebiliyoruz ama yaptıkları şu anda çoğu tiyatronun temel bir şey var, o da destek kampanyaları oluşturmak. Bu destek kampanyalarıyla bazı sahnelerin ayakta kalması mümkün olacak. Bu noktada da verme noktasında seyircinin de aslında kendi inandığı, kendi sevdiği, değer verdiği tiyatroya, alana, kuruma geri vermesi, bir şekilde şimdiye kadar seyrettiği oyunların ufkunu genişleten tiyatroların emeğini bir şekilde desteklemesi çok değerli bence. Hani Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının temel yaptıkları konulardan biri de bu fon geliştirme durumu bence ve bu çok önemli. Sanatta çok etkin olmayan bir alan bu. Yani bağış vermek, destek olmak hani bir sanat kurumuna. Biliyorsunuz Amerika'da mesela çok yani müzeler kurulur. Guggenheim'dir adı ama aslında altında bakarsınız sayfalarca işte ne bileyim ben 20 dolardan tutun işte 10 bin dolara kadar destekçisi vardır. Bence sanat ve gönüllülük bu noktada çok önemli. Yani sanat alanı özellikle Türkiye'de bu gönüllülük hissiyatı ve seyirciyle kendi içindeki, kendi denklemleri içerisindeki gönüllülük misyonuyla ancak ayakta durabiliyor ve bunun daha da güçlenmesi için bunun devamı şart diye düşünüyorum. Bilmiyorum çok uzun evet. Konuştum mu? Konuşacak çok konu var. Evet. Sonraki misafirinize devredeyim isterseniz bu noktada. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli noktalara değindiniz Yeşim Hanım. Ağzınıza sağlık. Evet, vaktimizi iyi değerlendirmek adına ben sıradaki bir diğer değerli ismimizi çağırıyorum sahneye. İhtiyaç haritası ortağı, saha ve operasyon direktörü, sosyal girişimci ve film yapımcısı Mehmet Sarıca bizlerle. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. İyiyim, siz? Ben de iyiyim. Arka planınız gerçekten içimizi açtı. Teşekkür ederim. Bir kütüphane koymak isterdim ama yine bir kütüphane kadar değerli ağaçlarımız. Evet. Peki siz neler söylemek istersiniz bu sanat ve gönüllülük bağlamında? Aslında öğreneceğimiz ve bence parmak basacağınız çok değerli konular olduğunu düşünüyorum. Söz sizde. Evet. Evet, yaklaşık 20 yıldır sivil alanda çalışıyorum ben de. Gençlik haklarıyla başlayan süreç haliyle birçok sivil toplum örgütünde gönüllü ve sonra bir kısmında profesyonel yaşantıyla beraber bugüne kadar geldi. Afetler yine bir çalışma alanı bizim için. Bir yandan insani yardım, kırsal kalkınma, pek çok alanda çalıştık ama tabii bu pandemi dönemini hiç kimse hesap etmemişti. Herkesin eve kapanmasıyla beraber sivil alanda saha çalışmaları da durdu ki UN'de de yine aynı şey söz konusudur. Siz de sahada çalışan ekipleriniz tamamen evlere geçti ve neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmeden tabii ihtiyaç haritasından biraz bahsetmek lazım bu dönemde. Tam ihtiyaç haritası da bu yaraya merhem olmada denk geldi. Yaklaşık 5 yıldır bizim yaptığımız çalışmalar bildiğiniz üzere platform üzerinde online bir sistem ihtiyaç sahibiyle bağışçıyı buluşturuyorduk. Online imece diyoruz buna da. Anadolu'daki imece kültürünü yaşayanlar bilir. Aslında çok da kaybolmaya üst tutmuş bir şey ama bir iş varsa hep beraber toplanılır ve o iş yapılır. Diğerinin işi de aynı şekilde toplanılır, yapılır ve ortaklaşa bir dayanışma sergilenir. Şimdi şeyde tabii ki bizim gördüğümüz, gözlemlediğimiz bu 5 yıl içerisinde insanların yanı başındaki ihtiyaç sahibini görmede zorlandığı bir dönemdi. Ya karşı komşusunu, üst komşusunu ya da sokaktaki yaşayanları birbiriyle iletişim halinde olmadığı bir dönemden geçiyorduk. Derken
haliyle pandemi dönemi yaşandı ve pandemi döneminde insanlar biraz daha fazla dayanışmaya başladı. Birbirini daha şunu da demiş olabiliriz. Bazı meslek gruplarında özellikle sanat konuştuğumuz için bunu söylüyorum. Günlük yemeğiyle çalışan insanlar var. Ve o gün iş yapamadığı zaman evine ekmek götüremeyecek ya da temel ihtiyaçlarını karşılayacak o bedeli alamayacak ve aylarca sürdü. Topyekun bir çalışma şart aslında. Bunu hep de vurguluyoruz. Bizim daha önceki panellerde yapılan konuşmalarda afet tutamadığımızı da düşünüyorum. Eğer ki yapsaydık, şöyle ki Yeşim Hanım'ın bahsettiği tiyatro emekçilerine, müzik emekçilerine, yine sanatın birçok alanındaki bu günlük yemeğiyle çalışan özellikle emekçilere yönelik bir destek politikası girerdi diye düşünüyorum devreye. Ama bunu tabii buradaki açığı biraz da bizim gibi bir sivil toplum kuruluşları, birlikler, platformlar, gönüllü platformlar yapmaya çalıştı. Biz biraz somut olarak bahsetmek gerekirse 9 Mayıs'ta yaptığımız festival destekçi, sponsor, bir yandan da bilet, insanlar bilet satın alarak destek verme sistemini geliştirdik. Bu sayede ilk adımını atmış olduk bu online, dijital destek çalışmalarını. Şimdi bu etki tiyatro kooperatifi de, oyuncular sendikası da, Temel İhtiyaç Derneği ve Nef Vakfı yine ortağımız olarak yer aldılar. 101 tane sanatçı şiir söylediler, gönderdiler ve bu sitede yayınlandı. Destek isteyenler bunu izleyerekten tiyatro emekçilerine başvuran, destek olacak şekilde de bir takım yardımlarda bulundular. Bunların aslında birçoğu gönüllü çalışmalarla bir araya getirilen destekler. Bu aslında herkesin ben ne yapabilirim diye sorgulayıp gönüllü olarak ortaya koyduğu şeyler. Belki de toplu bir politik olabilseydi, yani yerel yönetimlerden gün altından daha rahat. Yani herkes zengine de, fakire de, sanatçıya da, siyasetçiye de bulaşıyor. Önlem almazsan tabii. Fakat şartların ve imkanların da adil olması lazım. Virüs adil olabilir ama hepimiz için adil değil maalesef şartlar ve imkanlar. Bunu daha iyi hale getirmek için de biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son dönem diyorduk ki işte ihtiyaç sahipleri girsin, ihtiyaçlarını yazsın. Ama şu an herkes ihtiyaç sahibi, onu görebiliyoruz. Sadece bunu maddi olarak düşünmeyin. Psikolojik destek, maneviyat, bir boşlukta bir destek ihtiyacı hissediyor. Belki biraz daha birliktelikler, bu bir yerde gelip ortak çabalar, destekler, bu çok özür dilerim Mehmet Bey, sanırım teknik birkaç arızamız var, sizi duymakta birazcık zorlanıyoruz. Sanırım sadece ben de değil, aldığım teknikten aldığım bilgiye göre. Evet sevgili dinleyenler, çok güzel şeylerden bahsediyoruz bugün sanat ve gönüllülük panelimizde. Mehmet Bey'in teknik bir arızası oldu ama kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz.
Ve şimdi aslında derseniz biraz daha sanatın ve sanatçının korunması için neler yapabiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Bu yüzden de ben bütün panelistlerimizi, bütün konuşmacılarımızı davet etmek istiyorum. Eğer sizler de okeyseniz. Teknik ekibimize de şuradan bir göz atıyorum. Çünkü bir takım arızalar oldu. Tabii bu dönemde dijital ortamda bu etkinlikleri yapmak tabii ki yüz yüze olmaktan daha farklı. Her zaman aynı enerjiyi alamıyoruz ama yine de elimizden geleni yapıyoruz sevgili izleyenler. Dilerseniz diğer konuklarımızı hepimizi bir araya alalım. Evet, Mehmet Bey. Duyuyor musunuz beni? Hoş geldiniz. Mehmet Bey acaba bize bağlanabildi mi? Orada bir arıza var galiba. Biz de yanlış duyuyoruz biraz. Rötarlı olarak duyuyoruz. Ben tekrar Evet, alabilir miyim evet. soruyu? Neydi soru acaba? Tabii, sizin de belirttiğiniz gibi aslında sanatçı ve sanatın korunması ile ilgili yani daha fazla neler yapabiliriz? Aslında değindiniz ama başka neler yapabiliriz? Yani gönüllülük bunun neresinde ve aslında şu anda bizi izleyen, dinleyen gönüllerimize bir çağrıda bulunmak adına neler önerebiliriz? Özellikle hani tiyatroda, müzik alanında önerilerimizi alabilirsem çok sevinirim. Ya öncelikle ben son söylediğim şeyden bahsedebilirim. Şu anda takip edebilirler seyircilerimiz bu destek kampanyalarına destek olabilirler. Çünkü kooperatif olarak biz kendimiz de bağış alabiliyoruz ama ya da bizim için gönüllü çalışabilirler ama tiyatroların şu anda destek kampanyalarına destek olmaları direkt olacaktır. Çünkü öyle bir kapasitemiz yok sosyal bir kooperatif olmamıza rağmen dağıtamıyoruz bu gelen bütçeyi. Biz de bunun için biz de yerin ayrı diye aslında ayrı bir kampanya oluşturduk. Bu tam pandemi döneminde ön bilet satışı gibi bir şeydi bu. Bunun dışında yani gönüllülük anlamında şu anda tabii pandemide olduğumuz için hani birebir sahneler kapalı yani ya da kapanmak durumunda kalıyor. Ama tiyatrolarda bence çocuklar yani küçüklükten itibaren bir şekilde aileler tiyatrolarla bu kültürle bağını güçlü tutarsa bence iyi olur. Mesela yurt dışına hep gittiğimizde çok özeniriz. Böyle bir Almanya'ya gittiğimizde örneğin muhakkak işte sahne arkasını deneyimler çocuklar. Muhakkak bir noktada çalışırlar yol gösterici olarak ya da işte ne bileyim ben bilet satışında vesaire. Yani tiyatroların gerçekten buna çok ihtiyacı var. Hani gidip de derseniz ben şu alanda çalışmak istiyorum. Kimse size yok biz istemiyoruz demez. Hatta buyurun gelin der. Hani bunu en iyi belki Masis bilir. Yani hepimiz hep birlikte her türlü işi aynı anda yapıyoruz. Hani burada toplantı başlamadan evvel şöyle bir espri yaptık. Hani çok fazla şapkamız var diye. Hani o şapkaların hepsini de söylemedik aslında. Hani her işi sürekli yapıyoruz. Yani Türkiye'de sanat yapmanın temel kuralı aslında bu. Yani hem bir girişimci olmanız gerekiyor, hem gönüllü olmanız gerekiyor, hem de Evet. aynı zamanda sanatçı olmanız gerekiyor. Bütün Sanatın bunları bir araya amelesi getirip olmak gerekiyor diye ben bu cümleyi söylemek istiyorum gerçekten. yani Yani öyle bundan yani erinmemek hizmetkarıyız biz lazım. yani. İş bu Kesinlikle yani zaten. aynen öyle. Ama sizi dinlemek harika ama belli bir kısıtlı vaktimiz olduğu için hemen Masis Bey'den ve Mehmet Tabii. Bey'den de hemen eklemelerini almak istiyorum. Söz sizde. Ya çok çok kısa yani sanatın hayatımızdaki yerinin aslında bizler de başta olmak üzere ne kadar önemli olduğunu hayatta tutunmamız için özellikle şu dönemde kendimizi ifade edebilmek için ve gerçekten yani kaliteli bir yaşantı için sanatın öneminin önce bizler ardından bu mesajı ulaştıracağımız herkes Evet. ve ardından da tabii ki bu toplumun gerçekten baskısı isteği sonucunda bunun bir devlet politikası haline gelmesi gerekiyor tabii ki. Yani bunun örneklerini dünyanın her tarafında görüyoruz. Venezuela'da El Sistema gibi mesela bir halk hareketi olmuştur. Ve bir ülkeyi bataklıktan kurtarmıştır bu hareket. Ve bunun yolu tabii ki çocukları eğitmekten geçiyor. Bu bir devlet politikası olamıyorsa bir şekilde bizler bence yönümüzü gençlere, çocuklara çevirmeliyiz. Yeşim'in söylediği gibi onları kulislere, provalara ve bu işin mutfağına bunun gerçekten keyifli yanlarını tanıtmak
bizim bence ilk düşünmemiz gereken şey. Çünkü sanatsız olduğumuz zaman gerçekten hiçbir şeyin tadı, anlamı yok. O yüzden de biz bütün provalarımızı, her şeyimizi memnuniyetle zaten açmaya hazırız. Bizim gibi de milyonlarca içimi söylediği gibi bence bu konuda gönüllü olabilecek insan var. Hep beraber gençlere, çocuklara bu işi küçük yaştan aşılamamız gerekiyor. O bilinçle yetişen bir toplumda her şey çok daha farklı oluyor. Evet, çok teşekkürler Masis. Mehmet Bey, sizi duyabilir miyiz? Konuştuklarımın bazıları anlaşılmadı herhalde ama son kısmı özellikle. Evet, kısaca sizden birilerini tamam, konuştuklarım birilerini rahatsız etti sanırım ve kesintiye uğradı diye düşünüyorum. ya aslında son söylediğim ve duyulmayan şeyi tekrar söylemek isterim. Yani bu pandemi dönemi de bitecektir. Kriz dönemi bitecektir. Yine sokağa çıkacağız ve tiyatrolara gideceğiz, sinemalara gideceğiz, filmleri izleyeceğiz. Bir yandan konserlere gideceğiz ve birbirimizin yüzüne bakacağız. Yani birbirimizin yüzüne rahatça, gönül rahatlığıyla bakabilmek için bu dönemi de birlikte aşmak gerekiyor. Ben ne yaptım demek gerekiyor. Destek vermek gerekiyor o yüzden. Gönüllü olmak gerekiyor. İyi şeyler yapmak gerekiyor. O yüzden çevremizde çırpınıyor insanlar birilerine destek olabilmek için. Buna bir omuz vermek de hepimizin görevi. Burada evet, elbette ki gençlere ya da işte çocuklara ya da işte farklı gruplara iş düşüyor ama biraz da varsınlar, biraz daha o varlığını paylaşacak yoksullarla çözülür kolaylıkla. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Aslında başından da sabahtan beri konuştuğumuz gibi gönüllülük gönülden gelen bir şey ve gönlümüzü ya sanat da bununla çok bağdaşan bir şey. Ve bu özel pandemi günlerinde özellikle zor zamanlar geçiriyoruz. Çok normalmiş gibi davranabiliyoruz bazen her şey ama aslında birçok şey normal değil. Ve ancak bu dönemi bir arada olarak, dayanışma içerisinde olarak atlatabileceğimizi düşünüyorum. Değerli konuklar, çok teşekkür ediyorum sizlere. Söylediğiniz mesajlara ve genel olarak yaptığınız birden fazla şey için teşekkür etmek istiyorum. Dilerseniz sanat ve gönüllülük panelimizin de böylesine sonuna geldik diyelim. Programı devam edeceğim. Mutlaka dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz de devam etsinler. Çok güzel konuşmacılar ve paneller yolda. İpek, bizler de çok teşekkür ediyoruz. Önce sana bu güzel sunumun için ve tabii ki bu programda bugün de emeği geçen herkese, Birleşmiş Milletler Gönüllülerine, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Türkiye ve Ulusal Gönüllülük Komitesi'ne ve bu işin mutfağında da emeği geçen herkese de ben böyle bir öne atılıp hepimiz adına bir teşekkür etmek istedim. Çünkü bu vesileler çok çok önemli vesileler. Herkesin emeğine, gönlüne sağlık. Dünya Gönüllüler Günümüz kutlu olsun. Harika. Evet, tercüman oldum az. Teşekkür. Merhabalar tekrardan. İpe ve değerli konuklarımıza çok teşekkür ederim. Sanırım hepimiz gönüllü olarak sanata nasıl katkı sağlayabiliriz? Bunu birazcık daha anladık. Masis Bey'in de dediği gibi sanatsız hiçbir şeyin tadı yok aslında.